Sayın Bakanım, Sayın çok kıymetli Oda Başkanları, basın mensupları, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu güzel kahvaltı programına katılmışsınız. Öncelikle hepinizi bayramını canı gönülden kutluyorum. İnşallah diğer bayramlarda hep bir arada oluruz. Böyle güzel günlerde. Bugün burada aramızda iki tane misafirimiz var. Tokat Ticaret Odası Başkanı, Esnaf Birlikleri Başkanı. Onlara da ayrıca hoş geldiniz diyorum. Bir vesileyle buraya geldiler. Sağ olsunlar. Öncelikle biraz ekonomiden bahsedersek, yaklaşan geçirdiğimiz pandemi sürecinde hükümetimizin verdiği güzel desteklerle inşallah çok güzel günler bizi bekliyor. Bu süreçte hükümetimizin yaptığı güzel dokunuşlar oldu. Kredi noktasında çok güzel dokunuşlar oldu. Yaklaşık esnaf odaları, esnaf kefalet kooperatif, 3 banka, kamu bankası ve 2 özel banka aracılığıyla yaklaşık 250 bin lira yakın kredi desteği girdi bünye ilçemize ve bölgemize. Akabinde 0.64 olan konut kredi faizleri devreye alınmasıyla yaklaşık 600 tane konut satışı gerçekleşti. Burada da bir 250 bin bandından para girdi bölgemize. Yani bu süreçte yaklaşık 500 milyon TL para girişi olarak ekonomide ciddi bir denge sağlandı. Yani bazı sektörlerimiz tabii sıkıntı yaşadı. Özellikle bu işletmeler, turizm işletmelerinde sıkıntı oldu ama onu da yine devletimizin sağladığı kısa çalışma ödeneği, SSK ötelemesi gibi dokunuşlarla bunlar da bir nebze rahatladılar. İnşallah önümüzdeki günlerde bu COVID problemi ciddi şekilde çözülürse yaklaşan fındık mevsimi, fındık fiyatında güzel olması bölgemiz açısından çok olumlu olacaktır işte. Biz bunun devamında her zaman istediğimiz liman, üniversite zaten onları her zaman istiyoruz. Akabinde bir de Tokat Mihsar yolu bizim için çok önemli. Bu konuda başkanımızın, sayın bakanımızın ciddi çabası var. Bunların da hayata geçirilmesini istiyoruz. Elimizden gelen yapmak istiyoruz.